olacak. Yaşayacak, merak etme. Değerleri gayet iyi. Ciğerleri de toparlar toparlamaz taburcu edeceğiz. Hatta belki 2 haftaya bile taburcu edebiliriz. Hastalığımı ilk öğrendiğimde... en büyük korkum Emir'i kime emanet edeceğimi bilmemekti. Öleceğimi düşündüğüm günlerde... Emir'in başına geldiğini düşündüğüm en iyi şey sendin. Hakkını vermem lazım. Şefkat'in içimi rahatlatmıştı. Süreyya... seni tanıyan kimse... karıncayı bile incitmeyeceğinden şüphe edemez. Yani yapıyorsun... yapıyorsan diye söylüyorum... kendini suçlamaktan vazgeç artık. Bu hayattaki güçlerimiz sınırlı. Biz doktorlar bile bazen koruyamıyoruz ne sevdiğimizi ne de kendimizi. Gittim hastaneye. Aşkım gördün. Aşkım iyileşecekmiş. Hatta 1-2 hafta içinde taburcu bile edilecekmiş Begüm, öyle söylüyor. Gerçi burada Fikret varmış benden önce. O söylemiştir sana güzel haberi. Aşk olsun, sen niye bana haber vermiyorsun? Vermedi hayatım, vermedi. Verseydi gelmez miydi? Sevgilim şu an bakıp bana gülüyor. Demek istiyor ki ben buradayım. Demek istiyor ki ben iyileşeceğim. Aşkım bu küçük kız geldi ya. Bütün kara bulutları dağıtacak. Sen Fikret her şeyi yoluna sokacaksın. Aşkım iyi olacağız. Kardeşliğin pusulası şaşmaz ki. Yolu bulacaksın siz, merak etme. Üzülürken aklından bunları geçir, olur mu? Ha? Aşkım, bebişi götürüyorlar şimdi. Annesine götürüyorlar herhalde. Ben de kaçayım beni görmeden. Ya dur dur, ben hastaneye gidiyorum. Seni oradan alacağım. Tamam tatlım. Kendini çok özletme, olur mu? Bana mı söylüyorsun? Yok, sana demiyorum. Küçük kızım diyorum. Ya Faruk o kadar küçük, o kadar tatlı ki. Yüzün gülsün, ne olursun. Bak hem yakında çıkabilecekmişiz de buradan. Benim kızım da annesi gibi savaşçı çıktı. Birazdan getirecekler. Ben konuşunca bana tepki veriyor, biliyor musun? Bilmiyorum, tanıyor gibi ya. Anlamadım da. Ama nasıl hitap edeceğim bilmiyorum. Bir at koymadığımız için. Daha zamanımız vardı, erteledik.
Sanki bir şey vardı ama bir beşten seçeneğimiz bizim vardı. Hangisini istiyordun sen? Onun ne oldu bir tane? Bir tane ne oldu? Ha? Ne oldu güzelim söyle. Hiçbir şey yapamadık. Bu kadar çok şey yapmak istiyordum ki. Odasını hazırlayamadım. Baby shower yapmak istiyordum. Hiçbir şey yapamadım. O kadar hazırlık yaptım. Hiçbir şey yapamadım. Şşş, tamam. Tamam. Bebekle yaparsın. Olmuyor muymuş bebekle? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen? Pek şükrediyorum. Kızımız sağlıklı. Dünya güzeli ya. Bundan öte bir şey var mı? Neresi sağlıklı? Neresi sağlıklı? Cam kavanozun içinde denek çocuğu gibi bir şey getirdiler, önümüze koydular. İpek, bir daha böyle bir şey dediğini duyarsam seninle papaz oluruz. Ya kuzguna yavrusu Ceylan diye bir şey var. Anne baba çirkin çocuk ne demek ya? Ne anne babası? Ne anne babası? Camın arkasından yazıyoruz çocuğu. İpek, o bizim çocuğumuz. O bizim çocuğumuz İpek. Ya bebeğimizden bahsediyorsun sen bizim. Her ne olursa olsun. Duydun mu? Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun deme Fikret. Deme. Anne baba olmanın bütün güzelliklerini aldılar bizim elimizden. Ben affetmeyeceğim, duydun mu? Ben affetmeyeceğim. Sineye çekmeyeceğim. Sen yaparsan seni de affetmeyeceğim. Şu an iyi değilsin. Ne dediğini bilmiyorsun. Benim tek düşündüğüm ikinizin sağlığı. Cezalandırdım bizim çocuğumuzu pek. Şu an farkında değilsin. Küçük prensesiniz geldi. Gelmesin! Gelmesin! Kaç kere söyleyeceğim? İstemiyorum dedim. Kaç kere söyledim? Kaç kere söyledim? Onu bu halde görmeye tahminim yok dedim. Çek, emzirebiliyor muyum? Kucağıma alabiliyor muyum? O zaman niye çocuğu getiriyorsunuz? Burnuma sokuyorsunuz çocuğu. Gelmesin. Annemiz iyi değil. Sanki bir şey yapıyorum. Biz kızımla dışarı çıkalım. Sanki bir şey yapıyorum. Sen öyle demek istemedi. Bunu biliyorsun değil mi kızım? Ne olursa onun kusuruna bakma. Yoşun biraz hasta. Ama bak iyileştiği zaman göreceksin, söz veriyorum sana, bakmaya doyamayacak. Biz ikimiz var ya, böyle seni kapışacağız bak, göreceksin. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel şeysin.
Sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Bak yemin ediyorum. Ben anneni ilk gördüğümde bile içimin böyle titrediğini hatırlamıyorum. Senin aşkın o kadar başka ki. Ve var ya bak, göreceksin baba dediğim gibi şu yarım aklımı da bırakacağım ben. Yakında buradan çıkacağız. Evimize gideceğiz. Ben hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Söz veriyorum, baba hep senin yanında olacak. Bir daha asla yalnız uyumayacaksın böyle. Duydun mu? Sen şu hayatın bana verdiğin en büyük hediyesin. Sen çok sevdim. Gözümüz aydın, iyi haberi şimdi aldım. Çok sevindim. Hangisi? Hı? İki hafta daha burada olacağınız mı? Yoksa erken doğum yüzünden ipeğin sütünün gelmemesi mi? Hoş gelse ne olacak, zaten kızım alabilecek durumda değil o sütü. Ha, yoksa şey mi diyorsun? Düşmeden midir bilmiyorum ama İpek ağır bile olsa depresyonu geçiriyor. Çocuğunu bile görmek istemiyor. Hangi haber? Hayatta. Sarabileceksin. Nefesini nefesine katabileceksin. Annesini kucağına verebileceksin mesela. Ki bu ona iyi gelsin. Bunun ne kadar iyi bir haber olduğunu anlayamazsın. Bir bilsen be oğlum. Sana oğlum diyorum. Bu seni küçümsediğimden değil. Gerçekten oğlum bildiğimden. Biliyorum sen bana kızgınsın. Ama eğer ona bir şey olsaydı... senin bir, benim iki canım yanardı Fikret. O benim canımın canı. Bazen can canana değişiyor be abi. Hı? Ama olsun, senin vicdanın rahat. Bence iyi haber bu. Kaçalım mı bir yerlere? Nereye? Gel. Bakın Kıymet Hanım, anlıyorum siz olayın şokuyla böyle konuşuyorsunuz. Kafanızda kurdukça kurup... Siz iki arkadaş hiçbir halktan anladığınız yok. Anlasaydınız yangına benzinle gitmezdiniz. İstanbullu masada ateş ağırlamış da ağırlamış, ağırlamış da ağırlamış. Ay neyi ağırlamış, pardon ya? Ya siz nereden kuruyorsunuz bunu? Kıymet Hanım, Reyhan Hanım mı geldi ziyaretinize sizin? Reyhan Hanım diyor ya, Reyhan Hanım diyor.
Ya sen kayınvalideni hala Reyhan Hanım diyorsun. Sizin aile olmaktan anladığınız işte bu, bu kadar. Reyhan'ın bir şey söylemesine gerek mi vardı ha? Kıymet Hanım, bakın haddinizi aşıyorsunuz. Yaşadığınız olayın şokuna veriyorum. Sizden ricam, benim sabrımı daha fazla taşırmadan gidin bence buradan. Ben Süreyya'ya benzemem, onun gibi alttan almam. Baştan uyarmış olayım ben sizi. İnsan arsızlığı ele alınca bey gibi yaşarmış. Eğer torunuma bir şey olursa, bir şey olursa siz altı üstü o zaman görürsünüz. Murat ya. Haber uçmuş hemen. Yahu ben seninle daha yeni konuşmadım mı? İçine bak diye rica etmedim mi sana? Ben nereden bileyim kız kardeş olduğunu Bade? Adam gibi sordum cevap vermedin. Yahu sana ne, kız arkadaşı olsa sana ne, olmasa sana ne? Ben ilgilenmiyorum. Seni ne ilgilendiriyor bu konu ya? Ne demek ilgilenmiyorum? Biz Koray'la sevgili falan değiliz, olmadık da. Öyle bir şey teklif falan da etmedi bana. Böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Beni kendinden koruyamadın, başkasından mı koruyacaksın? Hep bel altı vuruyorsun Bade. Seni düşünmek mi kabahat? Bir daha incinme diye uğraşmak mı kabahat? Sen benden uzak dur. Bana hiçbir şey olmaz zaten, merak etme. Kafanda ne var bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Neyi biliyorum biliyor musun? Bugün tutsan yarın atarsın. Şımarıklığın üzümü yok artık Murat. Ben senin oyuncağın olmadım, olmayacağım da, kusura bakma. Bu ne özgüven Bade Hanım? Seni düşünmek peşinden koşmak mı oldu? Benim ne haddime canım? Ben kim ki sen benim peşimden koşacaksın? Ben de tam bunu diyorum işte. Eğer gerçekten dediğin gibi birazcık umrundaysan... şu azımsızlığı bırak da çek gölgeni üzerimden. Kıymet Hanım'la ne konuştunuz? Hiç. Geçmiş olsuna gittim. Niye ki? Reyhan Hanım, kadın okula geldi. Kırmızı görmüş boğa gibiydi. Süreyya'yı bulsa bir kaşık suda boğacak. Biri doldurmuş belli. Lafları da bana pek yabancı gelmedi. Süreyya'ya kızgın olmasından daha doğal ne olabilir? Görünen köyde bana mı ihtiyaç var? Geçirdiğiniz gece belli. Kızın niye delilendiği belli. Reyhan Hanım ya. Siz annesiniz, anne ya. Ya bir evlat yetiştirmişsiniz Reyhan Hanım. Bu ne düşüncesizlik? Allah aşkına ya. Süreyya bebeğini yeni kaybetti. Kız daha bu şoku atlatamadı. Şimdi Allah korusun İpek bebeğini kaybetse ne diyeceksiniz? Süreyya katildir mi diyeceksiniz? Ya insan bir düşünür, bir tartar lafını ya. Sen benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ha? Terbiyesiz, saygısız. Tamam, durun. Terbiyesiz. Tamam, tamam, sakin olun, sakin olun. Otur. Reyhan Hanım, otur. Dokunma bana. Reyhan Hanım, tamam, tamam, bak, oturun lütfen, lütfen. Reyhan Hanım, lütfen. Tamam, Reyhan Hanım, tamam, tamam. Kolonya, kolonya. Reyhan Hanım, tamam, durun. Durun, tamam, Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, tamam, ne olur. Tamam, sakin olun, bir dakika. Tamam, tamam, nefes al Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, tamam, tamam, bakın, sakin. Sakin, tamam, ne olursunuz, bakın. Tamam, nefes alın, nefes alın, nefes verin, tamam. Anne, tamam, tamam, çekil, 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 bir saniye. İlacını ver. Tamam, tamam, sakin, sakin. Al bakalım şunu, al şunu. Al. Tamam, tamam, gel bakalım şunu açalım. Ne oldu bu da? Ha? Gel, ver bunu, nefes al, tutma nefesini. Tutma nefesini, tamam. Nefes al, geçecek, şimdi geçecek. Şimdi geçecek. Sevgilim, burası ne kadar güzel bir yer. Biz nasıl anca buraya gelmedik hiç? Biz bu kadar daraldığımızı hatırlamıyorum ki. Yani sensiz geçen günler hariç.
çok güzel. Sence adını ne koyacaklar? Bilmem. O kadar büyük şeylerle boğuşuyoruz, uğraşıyoruz ki küçük mutlulukları pas geçiyoruz. Baksana bunu geyini bile yapamamışız. Her şeye koşturup hiçbir şeye yetişememek. Kendimizi düşürmeye mi geldik buraya canım? Benim böyle zamanlarda en çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Ne? Zaman atlatmak. O ne? Nasıl yani, hiç yapmadın mı? Tamam, kapa gözünü. Kapa. Bak şimdi. 2 sene sonra ışınlanıyoruz. Aç gözünü. Şimdi bizim bebeğe ufaklık diyorum çünkü henüz bir adı yok. Ama ufaklık tam şurada. Bıdır bıdır geziyor bak ortalarda, görüyor musun? Emir de onun yanında top oynuyor onunla. Siz oradasınız bak, Fikret de şuradasınız. Kebap yapıyorsunuz yine her zamanki gibi. Bütün derdiniz mangaldaki etler kurudu mu kurumadı mı? Bu kadar. Başka hiçbir sıkıntınız yok hayatta. Aa, biz oradayız bak, Esma Hanım'la karşılıklı. Esma Hanım lütfen kahvenizi kendinize doğru kapar mısınız? Ben bir falınıza bakayım sizin diyorum. Aramız inanılmaz iyi. Ben karımın benim içim ısıtan gülümsemesini seyrediyorum. Ve hamile. Annemle kahve içip fal bakmandan daha ulaşılabilir bir hayal bence. İnşallah. Her şey yoluna girecek. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Yani hayat bu. 2 dakika sonrasını bilmiyoruz. Ama çok dua ediyorum olsun diye. Çok istiyorum. Buna gücümüz var. Sen benim güneş enerjimsin. Ben rüzgar enerjisini tercih ederim. Boranların gelin olmak kolay değil. Tuvalete gideyim ben bir. Ben yardım edeyim. Bir şey soracağım. Sizin aranızda ne geçti de annem acaba bu hale geldi? Konuşuyorduk. Tamam, bunu anladık. Konuşuyordunuz da. Ne konuşuyordunuz da kadın böyle yamulacak hale geldi? Ya ben niye yamultayım? Süreyya... Ne Süreyya? Yine bu Süreyya! Ya bıktım ben bu kadından! Yıllarca o hane halkından anamın çektiği yetmiyormuş gibi ne bu be? Bir de bu dış kapının mandalıyla mı uğraşacağız? Gelin olunca dış kapının mandalı mı oluyor? Ayrıca Adem Süreyya'nın... Hala Süreyya diyor ya! Hala Süreyya diyor ya! Ya kim bu Süreyya? Kim bu Süreyya?
Bir dakika, nereye ya? Konuşuyoruz burada. Adem, seninle bu haldeyken konuşmak istemiyorum. Adem, bırak sırt onun ya. Adem, ne yapıyorsun? Ben kaçıyorsun, öyle mi? Sen beni gibi bırakamazsın. Anladın mı? Hadi. Ne istiyorsun? Tamam. Bir iki lokma bir şey yedim, şimdi çok daha iyi. O yüzden bence başlayabiliriz. Evet. Nedir müvekkilinizin doktoruyla derdi? Sen en son iş dışında ne zaman rahat nefes aldın? Anlamadım.
Neden sordunuz? Rahat bir nefes almak için. Gerekçe mi gerekiyor? Hayır, yani bunu neden sorma gereği duyduğunuzu demek istemiştim. Merak ettim. Bilmem. İlk soru hiç çalışmadığım yerden geldi. Şaka yapıyorsun. İçim rahatladı. Valla bu katı doktoranın içinde sıfırcı hocadan fazlasını görmek içimi rahatlattı. Ha bu arada ben böyle sizli bizli konuşmayı pek sevmem. Elzem bir durum yoksa böyle devam etmek isterim. Şaşırmadım. Senin de içinde dersi kaynatmaya çalışan bir öğrenci var ama mesleğin de öyle demiyor. O yüzden tam olarak ne düşüneceğimi bilemedim doğrusu. Eğlenmek ve gülmek gayet ciddi bir iştir hocam. Ben de işini ciddi yapmayı sevenlerdenim. Güzel. Böyle iyi mi? Anlatabilir misin? Süper. Elbette. Şöyle ki. Efendim Rıfat. Fikret, merhaba. Müsait miydin? Önemli bir mesele vardı. Hayırdır? Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Önüme bazı fotoğraflar geldi. Çeken arkadaşım mezarlıkta çekildiğini söylüyor. Miras hakkı iddiası resmiyet kazandı diye haber yapmam isteniyor. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani bir tarafından görevim ama arada sen varsın. Yani bu haber çıkarsa hisseler çalkalanır. Yönetim kurulu değişecek belli. Taraflar kavgalı. Yani suları durultursunuz ama hasar büyük olabilir. Ne yapacağımı bilemedim. Ben de seni aramak istedim. Rıfat, ben şimdi araba kullanıyorum. Sonra arayayım mı seni? Ha, daha rahat konuşuruz. Peki. Gel bakalım Bilim, hayat enerji. Seni zaman diye hoplatayım mı? Bir daha git oraya. Gördün mü? Bunun bir kalbur zamanı yanmaz. Nasıl varsın? İyi ki sen de varsın. Gel Hayırdır Fikret bu saatte? Neredesin? Neden sordun? Geleceğim, söyle neredesin? Ben böyle...
Hayati, acil bir şey oldu diye açtım telefonu, yoksa... pek böyle konuşacak bir havamda değilim birader. Sen de en az benim kadar durumdasın demek. Sen bana konum asfayın, yoldayım, geliyorum. Buraya benimle susmaya mı geldin? Hayırdır ya? Neyin var? Hiçbir şey. Sen niye hastanedesin? İyiler mi? Ne oldu, bir şey mi oldu? Annemden iyi haberler aldım ama... İyiler. İyi. Buradan yanlarına gideceğim. Ha, önce bana geldin. Bir gece olsaydı çok gurur duyardım bu hareketinden ama... bu gece işte. Gazeteciyi sen mi ayarladın? Tabii ben unutmuşum. Sizden habersiz kuş uçmazdı. Doğru. Doğru. Engellediğin için aferin almaya mı geldin? Hı? Aferin. Engellemedim. Bilakis. Senin derdin abimin kibriyle değil mi? Onun seçilmiş adam olmasıyla. Sen ne diyorsun bakayım? Şu dilinin altındaki baklayı bir çıkar. Ne diyorsun sen? Benim derdim de bu diyorum. Madem artık oyun yok. Numara yok. Faruk Boran'ı düşürene kadar bana durmak yok. Bir kere soracağım. Kardeşim misin? En başından beri. Thank you.